Geliyor mu sesim? Ses ses deneme. Ses 1-2. Ses. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle biraz konuşmak istedim. Niye konuşmak istedim derseniz, bugün yaşadığım bir olayı sizlerle paylaşıp bakalım sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Veya benim en azından şu an var olan benim kitlemden bahsediyorum. Yani sizlerden. Yani doğru şeyleri düşünüyor muyuz? Acaba hani aynı psikolojide miyiz? Sadece bunları merak ettim. Olayı en baştan anlatacağım arkadaşlar. Lütfen anlayış göstermenizi istiyorum. En azından mesela olayı siz yaşamasanız bile yaşamış gibi bir psikolojide olmanızı istiyorum. Ben bugün bir öğrencimin sorusunu çözüyordum. Ve bu öğrencimin sorusunu çözerken bir kitapta bir tane sorunun basımı hatalıydı. Yani basımı hatalı derken hani soru yanlış basılmış. En önemli kısmı basılmamış. Şimdi siz diyeceksiniz ki hocam olabilir. Evet, olabilir tabii ki. Fakat şimdi ben size bir kitap nasıl yazılır? Bir kitap yazılırken ki sürecimiz ne? Bu kitap yazıldıktan sonra neler oluyor? Sorular yazıldıktan sonra kimlere ulaşıyor? Bunlardan bahsedeceğim. Önce şunu söyleyeyim. Mesela sorunun belli bir yerine kadar geldiniz ve bu sorunun belli bir yerine kadar geldikten sonra bize bir birim vermesi gerekiyor, değil mi? Şimdi o birimi vermediler diyelim. Tamam mı? Bugün olan olaydan bahsediyorum. Birim yok. Dönüp dolaşıp aynı denkleme ulaşıyoruz. Uğraşıyoruz. Bu soruyu soran öğrencim zaman kaybediyor. Aynı şekilde ben de zaman kaybediyorum. Ve bunun devamında isterse bir gün geçsin, hiç önemli değil. Ben o soruyu çözmek isterim. Çünkü yanımda bir öğrenci varken, o bana güveniyorken, sonuçta o şu an bana hani hocam diyebiliyorken, ben de o soruyu çözerek hocam dediği kelimeyi onaylatmak istiyorum. Ama işte böyle densiz insanlar, böyle sırf kitap çıksın diye, satılsın diye alelacele her şeyi böyle göz ardı etmeksizin direkt basılsın, direkt uğraşmadan, direkt para kazanayım düşüncesinde olan insanlara söylüyorum. Çok sinirleniyorum bu cümleleri söylerken. Kusura bakmayın şimdiden. Şimdi arkadaşlar hani bu şekilde ilerleyince ben yazılan bir sorunun sürecini anlatıyorum. Mesela ben bir soru yazdım, siz yayınsınız. Ben bir soru yazdığımda soruyu yayına veriyorum veya yayın komiteye yolluyor, işte yayın koordinatörlerine yolluyor. Nasıl bir ekip varsa o ekip içinde sürekli gidiyor geliyor soru. Yani bir nevi düzenleniyor, geri geliyor, düzenleniyor, geri geliyor. Gerekirse 20 kez olsun yine bu şekilde devam ediyor. Hiçbir şeyden kaçmıyorlar çünkü yani 50 bin, 20 bin, 30 bin kitap basılacak. Yani en ufak bir hata, yine söylüyorum, hata olabilir. Fakat yapılan hataya baktığınızda bu bir hata değil aslında. Bu tamamen baştan savmalcılık. Bu tamamen hani bir an önce kitap çıksın da, evet paralara bakalım, bir an önce kitap çıksın da bir an önce satılsın psikolojisindeler. Çünkü biliyorsunuz ki ülkemizde hali hazırda bir kitlesi olan herkes ya lokmacı açıyor, ya işte ticarete atılıyor, ya başka bir şey yapıyor. Yapsın zaten, Allah daha çok versin. Ama sen bir iş yapıyorsan karşındaki insanı da düşünmen gerekiyor. Bakın bu cümlenin altını çok çiziyorum. Eğer herhangi bir iş yapıyorsanız, şu an benim karşımdaki insanları düşünerek ben bu işi yapmak istiyorum. Niye derseniz, ya onun yerine ben de olabilirim. Onun yerinde herkes olabilir. İşte bu soruyu kendinize sorduğunuzda o işi, bakın o işi kendi işiniz gibi yapıyorsunuz ve devamını getiriyorsunuz. Bu soru bu şekilde devam etti. Mesela ben zaman kaybettim, öğrenci zaman kaybetti. Kim bilir kimler neler neler kaybetti. Belki de o soruyu şu an uğraşan hala öğrenci olabilir. Bu soruyu adamlar basmış. Şey olmuş işte, bu soruyu bastıktan sonra benim bu soruyu yapmam lazım deyip belki de günlerce uğraşan, günlerce zamanını çalan insanlar var. Kim yüzünden? Bir hiç için. Kim yüzünden? Duygusal bir şey için. Yazık değil mi ya? Ya ben bunu çok üzülüyorum ya. Hani ben de olabilirim, siz de olabilirsiniz. Şimdi sorunun video çözümünü açtığımızda, yani en son dedim ki bir bakalım video çözümünde hatalıdır dedim. Bu hatalı olması gerekiyor dedim yani. Benim temennim o sorunun eksik olduğu yönündeydi. Sonra baktık, video çözümünden baktık. Burada yazmayan bir şey burada yazıyor. Yani dedim şimdi bu birkaç tane hocanın elinden geçti. Çapraz diye bir şey var. Sonuçta ben soru yazıyorsam başka bir hoca benim yazdığım soruyu kontrol ediyor. Sonra başka birine daha yolluyorlar. Bakın üçüncü bir kişi, dördüncü bir kişi. Yani burada tek bir kitle yok ya da tek bir ekip yok. O yüzden birden fazla ekip olduğu için ben bu yüzden çıktım konuşuyorum. Yani arkadaşlar kitap alırken lütfen dikkat edin. Hani kitapları incelerken hani bana soruyorsunuz ya hocam hangi kitabı kullanalım, hangi kitabı kullanalım. Bakın biz kitapları böyle inceliyoruz. Eğer emek verilmişse tamam, dışarıdan çok güzel görürsünüz kitabı. Ya dış görünüş güzel olsaydı binlerce kitap var. Bakın binlerce.
belki de on binlerce. Bir sürü yayın açıldı. Yayının kitapları var. Her dersin işte konu anlatımı, soru bankası, her şeyi var. Fakat doğru içerik var mı? İşte bunu kendileri bile söyleyemiyorken biz hocalar nasıl söyleyelim? Bütün top bizim üzerimizde kalıyor. Ya düşünün ya, ben mesela bir kitap öneriyorum size. Diyorum ki şu kitabı çöz, üniversite sınavını kazanırsın. Öyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey varsa hep beraber girelim. Bakın ciddiyim ya. Hep beraber girelim ya. Hep beraber full çekelim. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdi bu böyle bir sorun olduğu için ben aşırı sinirleniyorum. Çünkü sonuçta o çaprazı yapan, kontrolü yapan adam parasını aldı. Bir. İkincisi, yayındaki adam da parasını aldı. Yazar da parasını aldı. Herkes bu işten çok mutlu. Ama o soruyu çözemeyen öğrenci burada hiçbir şey kazanamadı. Keşke parasını geri alabilse. Ama öyle bir dünyada değiliz. Anlaşıldı mı? Yani ben buna üzüldüğüm için böyle bir video çekmek istedim. Ve devamında ise piyasadaki insanlara güvenmek, piyasadaki insanlar gerçekten sizin iyiliğinizi mi düşünüyor? Piyasadaki insanlar gerçekten sizi mi düşünüyor? Bence hayır. Her insan sizi düşünecek kadar vicdanlı değildir arkadaşlar. Bakın bu sözümü kesinlikle unutmayın. Belki yeri gelecek çok net bir şekilde hani öyle yerlerde bu olayla karşılaşacaksınız ki yani diyeceksiniz ki ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum dememek için bugün gözünüzü açmanız lazım. Kimse İşte online koçlukmuş. Kimse işte yok şuraya geldim. Arkadaşlar öğrenci misiniz? Bakın size yardım edeceğim. Bakın işte bugün ben şehir dışındayım. Bu kadar öğrencim var. 500 tane öğrencim var. Allah Allah. Bir hafta herhalde 40 gün. 500 tane öğrencisi varsa hani 40 günde bir hafta geçiyor herhalde. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Şimdi parantez içinde söylüyorum. Evet böyle insanlar varsa hani bizim halkımız böyle olursa maalesef böyle insanlar da var. Niye ama niye? Ya bu kadar düştük mü ya? Eğitim buralarda mı ya? Her gün sorguladığım şeylerden biri bu ya. Yani ben niye bu işi bu adamlar yüzünden ya da bu adamlarla neden muhatap oluyorum? Benim asıl şu an şey çekmem gerekirken, yani video çekmem gerekirken, ders anlatmam gerekirken ama maalesef bunu da yapmak zorundayım. Etrafıma baktığımda ya o kadar çok saçma şeyler duyuyorum ki. Hocam, efendim, ne oldu? İşte bilmem ne bana yazdı. Ne oldu? İşte ben öğretmenim dedi. İşte yardım edeceğini söyledi. Ben de yardım etmesi için işte annemle konuştum. Annemi de ikna etti. Sonra biz 2 ay boyunca online eğitim aldık. Bize program attı. İşte program attıktan sonra programa uyduk ve düzenli bir şekilde başladık. Neye başladın diyorum. Bak daha neye başladığını bilmiyor. İşte o bize söylüyordu şunu yap bunu yap diye. Biz de yapıyorduk. Parayı verdin mi diyorum. Evet hesabını attım hocam. Olaya bakar mısınız ya? Ya böyle bir olay var mı ya? Allah rızası için yapacağı bir şey paraya, maddiyata ve bütünlüğe, üstünlüğe, egoya dönüştüren insanlar resmen sizi sömürüyor arkadaşlar ya. Böyle bir şey var mı ya? Yapmayın, gözünüzü seveyim bakın. Yapmayın. Yani bakın bugün Tunç'un videosunda yani canlı yayınındayım. 2-3 tane çocuk, hocam online koçluk yapıyor musunuz? Arkadaşlar online koçluk bir yere götürmeyecek sizi. Online koçlukla gelmedi insanlar. Derece yapan insanlar, ne bileyim. Yıllarca tıp düşünen insanlar, yıllarca mühendislik düşünen insanlar. Online koçlarla birlikte yapmadı bu işi. Bakın burayı büyük harfle yazıyorum ya. Yapmadı, yapmadı. Bak işinde çok iyi olabilir. Ben burada hiçbir zaman psikolojik danışmanlık veya rehberlik eğitimindeki olan insanlara laf etmiyorum. Ama böyle ortaya çıkıp 20 dakikası şu kadar, 1 saati şu kadar, eğer aylık anlaşırsak şu kadar olur. İşte belli saatlerde görüşeceğiz, ailemle görüşeceğim. Ne bu ya? Ne mesleği bu? Bana biri açıklasın bu ne mesleği ya? Bakın beni bu videoyu izleyen öğrencim olsun ya da beni belki de şu an bir bu videoyla tanıyorsunuz. Ama ben böyle bir izlenimde olmak istemiyorum. Eğer gerçekten bir iş yapıyorsam, emek varsa kusura bakmayın. Karşımdaki insana da emeksizse laf ederim. Sen etmezsen ben ederim. Ben hiç çekinmem. Ben burada sonuçta yani bir şeyleri ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Ama maalesef insanlarda müstahak kelimesi var ya. Ya insanlar müstahak. Bırak boş ver müstahak. Ne yapıyorsa yapsınlar. İşte ben onu diyemiyorum. Keşke diyebilsem. Diyemediğim için işte böyle bir mikrofonu takıyorum, kamerayı alıyorum. Hani kendi ifademi yani kendi düşüncelerimi size anlatıyorum. Yani sizden sadece bu videoyu izleyen, hani arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ya da bu işi yapan, bu işi yaptıran arkadaşlarınıza en azından bak bunu bir izle, haberin olsun. Yani siz de söyleyemiyorsanız bunu bir izletin arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Eğer bu işin motivasyonunu istiyorsanız sen başkasından daha iyi kendini tanıyamazsın. Unutma bunu bak. Ya seni daha iyi kim tanıyabilir ya?
Bu işin okulunu okumak veya bu işin işte eğitimini almak ayrı bir kenara. Zaten eğitim alan adam bunu yapmaz. Bakın sakın unutmayın bunu. Yani birilerine bir şey anlatmak ya da birilerinize hayatınızı, özelinizi anlatmak bir şeyleri düzeltmeyecek. 80 soru matematik çöz. Arkasından 40 soru Türkçe çözersen günlük şu kadar şeye geleceksin. İşte haftalık şöyle olacak. Kendi yapmış mı? Kendi yapmış mı ya? Desin ki ben yaptım. Bakın ben tıpkı kazandım ama hani full çekecek ya. O dediğine göre full çekecek. Kendi yapmış. Ben tıp istemiyordum. Çünkü ben rehberlik eğitimi üzerine ya da koçluk eğitimi üzerine kendimi geliştirmek istiyorum. O yüzden tıpı bıraktım, bu işe yöneldim. Ulan helal olsun derim ya. Gerçekten helal olsun derim. Ama maalesef bu böyle değil arkadaşlar. Lütfen şurayı biraz daha açın. Şurayı biraz daha genişletin. Farklı düşünün. Binanın arka tarafındaki yolun ucunun açık olup olmadığını tahmin etmeye çalışın. Aa görünmüyor yol. Acaba ne olacak? Herkes sorarsa, bakın herkes oranın ne olduğunu bilmiyorsa ve herkes birbirine soruyorsa işte bu kaos olur. İşte bu kaostan çıkmak için orada biraz risk almak lazım. Riskten kastım şu. Bir şeyi bilmiyorsan dene. Deneyerek öğren. Deneme yanılma diye bir şey var. Bugün Google'a her şeyi yazıyorsunuz ya. Ya bir de kendiniz için bir şeyler yazın ya. Ona soruyorsunuz, buna soruyorsunuz. Ya aynı cümleyi bir Google'a yaz. En az 4 farklı siteden bir şeyler oku. Hiçbir şey anlamadın mı? Bakın öyle bir şey yok. Hiçbir şey anlamadım yok. Kafanda bir şey olur, bu sefer o okuduğun şeyler karışır. Anlaşıldı mı? Yani o okuduğun şeyler karışsa bile kendi içinde böyle bir çatışma, kendi içinde böyle bir cümleleri kenarlara ayırma, çekmeceye çekip işte o öğrendiğin şeyleri böyle düzenleme. Arkadaşlar bunlar her insanda olan şeyler. Her insanda olan şeyleri siz kendi elinizle iterseniz geçmiş olsun. Neyse arkadaşlar. Söyleyeceğim buydu. Yani söylemek istediklerim buydu. Sizden ricam böyle saçma sapan insanlara ve bu şekilde kendini düşünmeyen veya başkasını düşünmeyen insanlarla maalesef iletişim halinde olmayın. Ben sadece bunları söylüyorum. Ne yapıp ne yapmayacağınız size kalmış. Ben burada sadece bir yönlendirmeciyim. Yani şöyle yönlendirmeci. Şimdi altta linç olarak yemek istemiyorum. İlhan Hoca bizi yönlendirdi. Hayır arkadaşlar. Ben şunu yapın demedim. Ben dedim ki bunların farkına varın ve yapmayın. Bu kadar. Bundan sonra bu şekilde konuşma videoları çekeceğim. Umarım beğenirsiniz. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu da benim motivasyonum diyelim. Sizleri seviyorum. Diğer videolarıma bakabilirsiniz. Veya hangi konularda fikrimi merak ediyorsanız burası benim fikir köşem olacak. Fikir köşemde altta gelen yorumların ortak bir şekilde işte herkes ortak bir yorum söylediğinde şunu nasıl olur hocam tarzında hani en azından eğitimsel yönünde ben kendi fikirlerimi söylemek isterim. Tabii ki bu süreçte ne zaman ne yapacağım hakkında pek bir zaman veremiyorum ama elimden geldiği kadar sizlere yardım etmek istiyorum ama sizden tek ricam var. Arkadaşlar ders çalışın. Rica ediyorum ders çalışın ya. Soru sormadan önce eksiklerinizi giderin. Yani eksiklerinizi giderdikten sonra yapamadığınız konulara gidin. Önce eksikler. Bak biliyorsunuz ki çok kısa bir süre kaldı. Ve bu kısa bir sürede bugün her hafta 1 net, 2 net arttırsanız arkadaşlar 4 ayda bakın 4 ayda 15-16 nete kadar gitme yolu var. Minimum veya maksimum. Kişiye göre değişir. Ama sizden ricam bunları başlamadan yani bunları düşünürken ya da bunları düşünüyorsanız önce ne yapmanız gerekiyor? Başlamanız gerekiyor. Anlaşıldı mı? Yeter ki başlayın. Başlamak size ve bana motivasyon verecek. Hocam ben şunu yaptım, düşünüyordum ve yaptım. Bitti. Bakın noktayı koydu, bitti. Geveleme yok, açıklama yok, işte mırın kırın yok vesaire. Bunlar olmasın zaten. Tamam mı? Neyse ben konuştukça konuşuyorum arkadaşlar. Bunları part part şeklinde böyle çekeriz. Ben de içimi dökmüş olurum sizlere ve sizlerle daha iyi bir iletişim halinde olmak istiyorum. Sadece ders yani bir yere kadar ya. Yani biraz da insan olmak lazım. Biraz da düşünce, fikir, yani bireysel düşünceler veya bireysel kişilik analizi. Yani ben sizin kişilik analizinizi yapayım, siz de benimkini yapın. Siz beni tanıyın, ben de sizi tanıyayım. Tek isteğim bu. Neyse, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Evet arkadaşlar, bitirişi böyle yapmak istedim. Çünkü değişik olsun, farklı olsun. Bir de hani diğerleri gibi olmasın. Çünkü bu çok önemli bir konu. Bir de size şöyle bir son cümle olarak söylüyorum. Eğer herhangi biri size herhangi bir şekilde bir şey söylediğinde sizin verebileceğiniz en güzel cevap başarınız olsun. Unutmayın bunu. Görüşmek üzere.